Efendim belli bir adamdan bahsetmekle genel hükümden bahsetmek farklıdır. Şimdi hikmetli sözlerde bir şeyler var. Kimse bana kızmasın, kızarsa da fark etmez. Küllü kasirin fitnetün demiş. Bütün kaideler istisnalıdır. Her kısada fitneli kara. Ve küllü tavilin ahmak, her uzun ahmak olur gibi. Şimdi bu nedir? Uzun olur da çok akıllı olur. Müstesna. Kısa olur da fitne olmaz. Hani affedersiniz bir ata tabiri de var hani. Nerede var bir yere yakın nokta nokta. Sen ondan kendini sakın falan. Orayı biyip yaptık. Şimdi bunlar kelamı kibarda geçiyor. Yani hadis demiyorum baba. Büyük zatların, feraset ehlinin falan filan. Hani vücut hatlarından veya şekillerden mana çıkaran insanın yaratılış şeklinden insanın karakterini çıkaran ilimler var. Bu yani kişiye özel söylenmediği kişiye için. Kişiye özel değil. Bunu kişiye özel. Olmuyor mu? Şimdi bakın efendim, her uzun ahmaktır dedim mi birinin lafını naklettim. Bunda günah yok. Ama sen de uzunsun ünlem koydun mu adama ahmak demiş olursun. Ama hayır. Bu günah. Adam zaten uzun veya kadın zaten uzun. Şimdi tamam. Bu sözünüzden alınmaz ama mı? Ama şimdi tamam da şu anda burada bir uzun kısaya dokunacak olsa bu da sıkıntı. Ama şu anda burada öyle bir şey, birine dokundurmuyorum lafı. Ha. Bu genel bir kaydedir. Şunun gözü şöyle olanın nazarı çok değer. Renkli gözü. Tamam şimdi adam ne yaptı? Gözünü kendi mi yarattı canım yani rengini? Şimdi bu günah olmaz bunu dediğin zaman da. Ama ve lakin sen orada öyle biri varken dediğin zaman o adamı orada teşhir etmiş olursun. Adamı veya kadını. Bütün millet ona doğru bakar falan. Aa ondan sonra bir de bardak kırdı bu çocuk. Vay anasını ev gidecek her tarafı sallanmaya başladı. Kitapta böyle yazıyor. Yani bu o zaman ona döner. Ondan sonra bir de faili malum olur yani. Bir şey kırılıp dökülürse evde. Ondan sonra vay geldi evi çökertti falan. Bu şekil bir insana hamletmek. Gözünün renginden, şuyundan, boyundan şeyden bu caiz değil. Bu o insana karşı arkadan konuşsan gıybet dedikodu. Yüzüne konuşsan adamı hakaret ve üzmek. Yüzüne de caiz değil. Şimdi bir laf var. Bu gıybet olmaz. Niye olmaz? Ben bunu yüzüne de diyorum. Evet. Ya sen bunu yüzüne de diyorsan git yüzüne de bir defa. Arkadan dediğin için yüzüne diyebilsen bile arkadan dediğin için gıybet. Bu bir. Bu ben olan bir şey söylüyorum. Zaten olan bir şey söylediğin için gıybet. Olmayanı söylesen buhtan. İftira olacak. Onun çok daha ağır ve bali kebair günahlara giriyor. Peki. O zaman yedi büyük günah giriyor. Şimdi gelelim kısa ve uzun sırık gibi laflara. Burada usta hadis-i şerif var. Hocam zannedersem bir kadın sanırım burada sorularımız hakikaten aynı çok burayı özetle geçelim yok şöyle... geçeyim de bir hadis-i şerif bir kadının biri zannedersem kısa boylu Ayşe annemizin yanından ayrıldı falan bir mevzu oldu efendim dedi ki Ayşe annemiz boyu kısa dedi efendim sallallahu aleyhi ve sellem de onu bundan ne yetti dedi ki sen onu gıybet ettin dedi ki yani boyu kısa boylu evet, diye tanım. Ben olanı söylüyorum dedi ki Ayşe bu onu duysa üzülür. Gıybetin tarifini millet hala anlamadı. Kısadır, sırıktır, şudur, akıllıdır, zeki değildir ama değil. Gıybetin tarifi. O adam onu duyduğunda üzülür mü? Öyle de bir adam vardır ki sırık dedim mi sevinir. Belki yarışa katılacak bilmem ne boy lazım adama. Şimdi o adam yani üzülmüyorsa ona da gıybet demiyoruz. Yani o adam üzülecekse o meseleden. Affedersiniz ayı lakaplı, şu lakaplı, bu lakaplı köylerde, şehir, kasabalarda dolu adam var. Belki de adam ondan üzülmüyorsa sen şimdi o lakabı da demesen adamı bulamıyorsun. Doğru. Yani adamı bulamıyorsun lakabını kullanmadan. Doğru. Böyle de bir durum var.